Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. İki defa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız efendim? Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynayacağız efendim. Çok beklediniz ama çok da beklemediniz aslında. Çünkü son video 400'de kalmış. Oğlum siz benim videolarımı niye izlemiyorsunuz lan? 4000 abone olmuşuz. Videoları izlemiyorsunuz. Arkadaşlar izlemeyeceksiniz ve abonelikten çıkın. Allah çarpsın abone kasma gibi bir derdim yok benim. Videoları izleyecekler abone olsun. İzlemeyecekler abone olmasın. Orada 10 yazsın videoyu 10 kişi izlesin. 100 yazsın videoyu 100 kişi izlesin. 1000 yazsın 1000 kişi izlesin. Ama 4100 kişi abone oluyor. Videoyu 100 kişi 200 kişi izliyor. Arkadaşlar böyle saçma şey mi olur? Bir de cevap alacakmışım gibi bekliyorum. Neyse videoyu izleyenlerle biz devam edelim. Sizleri çok seviyorum. Canımsınız. Arkadaşlar Good Pizza Great Pizza 42. gün 12. bölüm. Hadi videomuza geçelim. İkimiz dünyada pizza hakkındaki her haberin peşindeyken sponsorlarımıza bir söz verelim. Sponsor yok mu? Dolma biberli pizza alabilir miyim? Sossuz olsun. Tabii ki. Dolma biberli bir pizza. Sossuz olsun. Ya ben çok enerjik başlıyorum bu bölüme. Ondan öyle oluyor. Yani ben mutlu mutlu başlıyorum. Oyun bir anda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar tadı, tuzu, biberi. Biz pizza oyununa gönül vermiş insanlar olarak böyle böyle şeylere aldırış etmiyoruz tabii ki. Telefona da bir şeyler gelmiş. Ne demişler? Korkunç hizmet. Allah belanı olsun olsun. Bugün çok mutluyum. Bugün güzel bir şeylerle karşılaşacağımıza eminim. Buyurun hanımefendi. Cidden anca bu kadar mı dolma biber? Lan dolma biber deyip patlıcan koymuşum. Benim salaklığım. Yarı sosis ve soğanlı, yarı zeytinli ve mantarlı bir pizza istiyorum. E1'de iki dilime böl. Yarı sosis ve soğanlı, yarı zeytin ve mantarlı bir pizza. Yarı sosis ve soğan. Sos olacak mı? Yarı sosis ve soğan. Sosis ne bu? Böyle yarıdan. Soğan budur. Arkadaşlar ben birazcık renk körüyüm ondan şey yapamıyorum. Renk körü değilim aslında. Bahane uyduruyorum çaktırmayın. Yarı zeytinli ve mantarlı. Zeytin, mantar. Bence çok iyi. Peynir koymadık. Peyniri de koyalım. Ben bunu yemem yanında yatarım. Ne dedi bir de? Bir de ikiye dilimle. Basit. İkiye böyle tam ortadan böleceğim. Şuna da elim gidiyor ama alamıyorum. Artık alamıyoruz. Para bitti ama. Hop hemen böyle. Buyurun bıyık adam. Harikulade. Vay be. İki peynirsiz zeytinli ve sucuklu pizza. İki peynirsiz zeytinli ve sucuklu pizza. Peynirsiz zeytinli ve sucuklu pizza. Peynirsiz zeytinli. Bu cümleyi şöyle kurmayı dener misiniz hanımefendi? İki pizza istiyorum. Zeytinli ve sucuklu. Fakat içerisinde peynir olmasın. Tabii senin o turuncu kafan bunu algılayabilecek kadar zeki değil. Neyse sakinim. İki peynirsiz. İki tane mi peynir yok? Bu nasıl bir matematik? Sucuk ve zeytini koyduk. Şimdi ne koymamız gerekiyor? Peynir yok. Oğlum ben mi geri zekalıyım? Peynir yok. Peynir yok. Bunu böyle. Niye böyle oldu? Biraz fazla heyecanlandım. Sucuk ve bu kadar mı? Bir de sucuklar koyalım birazcık daha. Yeter mi hanımefendi? Bence okey. Öyle hemen. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle kıralım. Bu kadar dilim kesmiyoruz. Bak en ufak bir şey derse senin turuncu kafandan ahım şahım bir şey değil. İdare eder. Sıkıntı yok. Bağışımızı da aldık. Ay benim tatlışım gelmiş. Soğan ve mantarı pişiriyorsun. Böyle bir kokuyor ya. Ay vallahi öyle mi kokuyor? Böyle bir pişir işte. Ama pizzanın üstünde. Tontiş. Bak senin o bıyıklarından tutar seni duvara ya. Soğan ve mantar. Sadece soğan ve mantar mı istiyorsun gerçekten? Yani bu nasıl bir mide ya? Soğan ve mantar. Soğan hangisi bu? Gerçekten midesiz olduklarına inanıyorum ya. Soğan ve mantardan nasıl bir zevk alabilirsin ki? Neyse ben paramı alıyorum susuyorum. Ben paradayım abi. Ben para göz bir şerefsizim. Günümüz bitti biz hala mesai yapıyoruz. O tontiş için değer. Normalde başka biri olsaydı şey etmezdim ama tontiş için değer. Buyurun bayım. Teşekkürler. Rica ederim. Bu tontişi bu yüzden seviyorum. Hiçbir sorun yaratmıyor. Güzel güzel para kazanmışız ama karımız çok da yok gibi sanki. Tamirata para yetmiyor. Oğlum biz ne kadar fakir bir adamız. Pizza haberlerinde sıcak gelişme. Bugün haber yok. Sizin var ya. Mesajımız var. Başarım. Popüler mekan. Yeah. Malzemeler o kadar iyi. Oh! İlk defa güzel bir inceleme mesajı aldık. Malzemeler o kadar iyiydi ki pizzaya salkımından koparmış gibiydim. Yoksa dalından mı demeliydim? Bilemedim. Oğlum bu da geri zekalı. O zeytinleri istiyorum. İki dilim yarısında bir de kalbi kadar kara olsun. Zeytinleri istiyorsun. İki dilim. Ne? Pizza da tabii ki. İki dilim çok pişmiş. Oğlum yapma yapma yapma. Zeytinli. Bu sesle oyuna devam etmek istemiyorum ya. Oğlum bu fırın niye bozulur ki gerçekten? Biz bu işi yapamıyorsak niye pizzacı olduk ki ya? Belli ki sen bu işi yapamıyorsun. Abi 9 dolar mı olur mu ya? 9 dolarla dükkan geçirmeye çalışıyoruz. Böyle saçma şey mi olur? İki dilim olsun dedi galiba. Çok pişmiş olsun dedi bir de. Ya benim fırınım zaten öldü. Fırın kendisi pişmiş oldu. Ama yine de yapacak bir şey yok. Müşteri işte istediyse domalıyoruz hemen.
dilim oldu. Ben üstünden bir daha geçtim daha rahat olsun diye. Buyur. Böyle devam et. Tamam. Bana bir süslü püslü pizza. Süslü püslü ne al? Sos, peynir, mantar, sonra da meyve, sebze, et, ne bulursan hepsinden. Tamam. Ne bulursam koyacağım sana. Bunu bir tamir edelim. Allah'ınızı severseniz. Edemiyor muyuz ya? Allah'ınızı severseniz ya. Yolluyorum hemen. Gözünü kapatıp pizzaya mantar fırlatmış. Bro, bana biberli ve soğanlı turta. Umarım bu sefer bir tatsızlık çıkmaz. Çünkü bu sefer tatsızlık çıkarsa ben de çıkarım. Şu oyunun sesleri kapanmıyor mu ya? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Nefret ediyorum lan ben bu oyundan. Güzel, eyvallah. Mesaj gelmiş, başarımlar. Hiçbir boka yaramayan elması. Bu aman aman güzel ve 3 mantarlı pizza. Dayı bak, yaşından başından utan ya. Ya bak, dayı yaşından başından utan ya. Aman aman güzel. Ya bir şey demek istemiyorum. Ya ben senin kafanı... Neyle? 3 mantarlı pizza. Mantarlı pizzada sadece mantar oluyor değil mi? Bir yere gidip mantarlı pizza istiyorum dediğinde gidip ona sucuk mucuk koymazlar herhalde ya. Mantarlı pizza istiyorum. Tamam, dolma biberiniz ne kadar olsun? Şimdi biz bu siparişi 10 saatte veremeyiz arkadaşlar. Ne yapalım, bir tavla atalım isterseniz. Gün bitti bak. Bu sipariş bizim günü kurtarabilir. Umarım sipariş doğrudur. Yoksa batıyoruz. Buyur kral. İş pizza pişirmezse kitabını yazmışsın. Ya! 10 numara, çok iyiyiz. Çok iyiyiz adamım. Ama hala tamir edecek kadar paramız yok. Programımıza geri dönmeden önce sponsorumuzdan bir söz. Oğlum sponsorunuz, arabamda ayı var. En iyisi ben bir soğanlı pizza alayım. Yorumsuzum. Bu sefer yorumsuzum. Hiçbir şey demeyeceğim, hiçbir şey söylemeyeceğim. Soğanlı pizza dedim. İdare etsin artık, yapabileceğim bir şey yok. Fırın patlayacak. Fırın patlayınca ne oluyor? Bunu görmek ister misiniz? Ben bu 12 bölüm boyunca tek uğraşım fırını patlatıp oyunda fırın patlıyorsa ne oluyor bunu öğrenmekti. Ve başarılı olduk. Bu oyunu benim kadar kötü oynayabilen bir insan gerçekten var mı ya? Ya da bana gelen müşteriler kadar gerizekalı müşteriler size geliyor mu? Al bakalım soğanlı pizzanı. Teşekkürler, rica ederim. Peynir, sos ve hamur birleşince bu öğünüm pizzanın sözlük anlamına uydu ama iyi ne diyorsun ya? Yarısı zeytinli bir sucuklu pizza lütfen. Tabii ki. Neden olmasın bak. Ben yeter ki güzelce anlat. Yarısı zeytinli dedi ama. Yarısı sucuklu demedi değil mi bak? Bir sucuklu pizza lütfen dedi. Hop, yarısını zeytinli yaptık. Ben bu oyunlara gelmem. Bu pizzayı insanlara tavsiye edebilirim. İşte böyle. Marketing zekası. Et ve peynir. Sos yok, balık yok. Çok pişmiş olursa sevinirim. Tabii ki. Sevinirmiş. Çok pişirin demedi. Abi çok pişmiş yapmamıza da gerek yok. Sevinirim dedi. Ya üzülmesini istiyorsak ne yapalım? Buyurun hanımefendi. Buna çalışmaya devam et. Tabii ki. İki pizza. İkisi de sosisli. Okey. Oğlum makineden... Pizza geçene kadar gün bitti amın. Aa, biz az öncekine harbi çok pişmiş vermedik lan. Buyurun hanımefendi. İş pizza pişirmekse kitabını yazmış. O zeytinleri istiyorum. İki kere fırından geç. Buyur sarı pipi. Rica ederim. Allah'ım ne olur şu fırını tamir edelim. Ne olur. Ne olur. Hadi. Hadi yes be. Yes 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 yes. Tamirat. Bugünlük bu kadar efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek çok güzel bir destek vermiş olursunuz bana. Ama abone olmanız yetmiyor. Bildirim çanını da aktif etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.